Merhaba sevgili üniversite adayı arkadaşım. İşte Yüksek Öğretim Kurumlar sınavı geldi çattı. 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü liseli olduğun günden bu yana hazırlandığın YKS'ye gireceksin. Evet, sen ta 9. sınıftan beri bir üniversite adayı olduğunun zaten farkındaydın. Çünkü okullarımızda 4 yıldır uygulanan adım adım YKS denemeleri, TYT denemeleri, AYT denemeleri, haftalık ders programındaki AYT, TYT dersleri, pusulamda belirlediğin hedefler, her sene uygulanan kariyer testi, kariyer kulüp etkinlikleri, bu çalışmaların tek bir amacı vardı. O da senin üniversitede en doğru bölüme yerleşmen. Ve inanıyoruz ki bu hafta sonu katılacağın sınavda sen kendi kişisel dereceni yapacaksın. Her bir sorunun doğru cevabını vermeni sağlayacak eğitimi aldın. Sen okulda ve ekran başında sadece ders çalışmadın. O saatler boyunca o kitaplarda, o ekranlarda sen sınavda çıkacak soruların cevaplarını öğrendin. YKS'de karşına çıkan soruların altındaki seçeneklerden hangisinin doğru yanıt olduğunu bileceksin. Soru cümlesini okumaya başlar başlamaz sen zihnin bilgilerin depolandığı hücrelere ulaşıp seçeneklerdeki doğru yanıtı bilecek, hatırlayacak. Sınav anında senden istediğimiz kendine güvenmen. Sen iyi bir eğitim aldın. Sen hedeflediğin bölüme yerleşmek için yeteri kadar emek verdin. Sınava başlarken derin bir soluk al. O soluğu tüm bedenine yayıldığını, hafızanı tazelediğini hayal et. Bu sınav heyecanını kontrol etmeni sağlayacak basit ama etkili bir egzersizdir. Nefesini yavaşça diyaframını kullanarak al, birkaç saniye tut ve sonra yavaşça ver. Sınav sırasında da dikkatinin yorulduğunu hissettiğinde yine bu nefes egzersizini yapabilirsin. Böylece uzun sınav süresi boyunca dikkatin taze, zihnin ise zinde olacaktır. TYT ve AYT saat 10'da başlıyor ve saat 10'dan sonra sınav binasına kimse alınmıyor. Ama sen zaten saat 9'da sınav binasının önünde hazır olacaksın. Birkaç gün öncesinde sınav yerine girip görmeni de tavsiye ediyoruz tabii. Dil sınavına ise pazar günü saat 15.30'da. Dil sınavına katılacak arkadaşlarım da yine bir saat öncesinde sınav binasında hazır olması gerekiyor. Unutma, sınava giderken internetten çıktısını aldın. Renkli ya da siyah beyaz fark etmez. Sınav giriş belgen mutlaka yanında olmalı. Bu sınav giriş belgesinde fotoğrafın olacak. Bir de mutlaka fotoğraflı kimliğin yanında olmalı. Kimliğin ve sınav giriş belgen yanında olmazsa sınava giremezsin. Sınav kuralları gibi önemli bilgileri yine ÖSYM'nin web sayfasından ve okul rehber öğretmeninden öğrenebilirsin. Kurşun kalem, silgi, kalem tıraş, şeker, peçete bunlar ÖSYM tarafından sana verilecek. O yüzden yanında götürmene gerek yok. Sadece bir pet şişe içindeki suyu götürebilirsin. Bunun dışında hiçbir araç, gereç, yiyecek, içecek sınav sonuna alınmayacak. Bunlar da aklında bulunsun. Değerli arkadaşım, seni şimdiden tebrik etmek istiyorum. Sınavda elinden gelenin en iyisini yapacağın için, her bir soruya doğru yanıtı vermeye çalışacağın için, tüm dikkatinle, tüm enerjinle YKS'de bugüne kadarki en iyi sınav sonucunu alacağın için şimdiden tebrikler. Biz öğretmenlerin birkaç ay sonra senin üniversitede bir genç olacağına inanıyoruz. Sen de inan.